Yeni gerçek. 55'e başlıyoruz hamsiler. 6 ay önce mi? Hanımefendiler, beyefendiler, yeni kongre devası olarak. 6 ay önce niye oldu? Huzurlarınızda bulunmak da büyük bir şeref ve onur diyorum. Zaman atlaması yaptılar. Selefimin trajik bir cennet kurban kimesi bu şehrin ne kadar uzun zamandır yoksulluğa ve kanunsuzluğa batmış olduğunu gözlerine sermiştir. Bugünkü açılış konuşmam yeni bir çağın başlangıcını simgeliyor. Barış olur, refah dolu ve hepsinin önemlisi adalet dolu bir çağ. Ve bu ülkenin kanunları herkesin iyiliği için korumak amacıyla genel şey ama her şeyi yapacağımı yemin ederim. Bu sebeple bari olarak yapacağım iki iş bütün vatandaşların güvenliği için Konkordia ilgilenen olağanüstü hali yönetmek olacak. Vali olarak bu olağanüstü hali bana okuduğumuz gazetelerin vasıtası beyinlerimize nüfuz eden kirli yalanları durdurma gücü de verecek. Basın özgürlüğünü kaldırmıştı bu. Bugüne itibaren Konkordia yalnızca bir gazete olacak. Yeni gerçek adına anlaşılacağı üzere yalnızca gerçek ve adil bilgi de içerecek. Bugün burada tarih tanıtıyorsun. Bizim için çocuklarımız için yeni daha iyi bir geleceği yaşasın Concordia. 6 ay sonra. 6 ay geçmiş aradan. Justin ile ilk tanıştığımızda günün birinde vali olup Concordia'yı yediğimi yumrukla yönetici ucundan geçmezdi. Dersin göreve geri 6 ay oldu ve adalet arayışı bağnaz bir hal aldı. İlk işi basın özgürlüğünü kaldırmak oldu. Artık yeni gerçek adı tek bir gazetemiz var. O da Dersin gibi ve rejiminin sözcülüğünü yapıyor. Kendi milis kuvvetlerine olan adalet timini kurdu. Levis'in başta adalet timini Concordia adaleti ve güveni sağlamak için gerekli olduğunu iddia ediyordu ama bugün insanlar onlardan korkarak yaşar oldu. Manyak da Ramirez'im. Justin Levis'in arkasına alan adalet timi rejimi aleyhinde konuşmaya cüret eden herkese tutukluyor. Manyak şey yapıyor. Artık emniyet teşkilatı bile adalet timine rapor vermek zorunda. Neyse onların kukladığı olduğu resmen. Uçan takım olarak biz de zor durumdayız. Justin'a hizmet etmeye hiç niyetim yok ama eğer burası kapatılsa Concordia hakimiyetini tamamen geçirmiş olur. Bu yüzden emirlerini yerine getirdiğimizi düşünmesini sağlayıp mümkün olduğunca insanı korumaya çalışmalıyız. Ha bu salak yedi. Şu an isteyeceğimiz son şey Levsan'a uçan takımı peşine düşmesi. Canım karıcığım bu vaziyetteyken. Ne bir sis ya. Uy. Ha bu ayı olmuş lan. 8 ay kalmayayım sadece beceriksiz. Ne ara ana memeleri büyümüş. Kara hamile olunca memeleri de büyümüş. Ulan sarı pislik. Ne yaptın lan karının memesini? Artık mümkün olunca gözle iyi görmemiz gerektiğini biliyorum. Umarım kimse işimi yapmaktan vazgeçmemi beklemiyordur. Lesson sana dayattığı karos günlük devriyi görevin zamanı geçse o kadar gezelim. İh, saçmalık. Karının sanki memelerini pompayla şişirmişler. Tamam, karılar hamile olunca şişmanlar da bu ne da? Bir hava yastığı olmuş bu kız. Ah be Madeline. Fidan gibi kızdın ha. Ne hale gelmişsin. O değil de boğazım çok acıyor ya. Ay. Bu kim lan? Anam! Bu Takakura değil mi? Hakim gebermiş millet. Uy kurtuldum ona. Sevdim zaten onu. Piskel. Metal parçalar. Yam olmuş o. Dövülmüş mü ne? Bu hakim Takakura. Dövülerek ölümüşe benziyor. Böyle bir şey kim yapar? Belki takla atarak şey yapmışlardır. Bunca zamanda emekli olup Bahamalar yerleşmenin hayalini kuruyordu. Gel gör ki sonu bu oldu. Siz ikiniz kıpırdamayın. Ben adet timinim ve dişi. Ne yapıyorsunuz o cesedin yanında? Uçan takımdan Meli. Dedektif o Meli. Bu da Ayşe. Cansu'nun için buradayız. Uçan takım belgeselerine birkaç soru sormam gerek. Suç mahalli incelemeye tamamlar yanınıza geliriz. Ulan her yaptığımızı bunlara söylüyor muyuz? Adet timiye başımız derde girmez. Ay, ben grip oldum. Sen tedbir eden bırakmamışsın bakıyorum. Aynı. Birleştirmemiz gerek. Takıbıran diktatörlük rejimi altında aldığımız en büyük darbe oldu. Katılmak için vefa borcumuz. Yıldız yapalım. Biz attığımız her adımı bu adamlara söylemek zorunda mıyız? Manyak mı lan bunlar? İyi de validen önce başkan gelmez mi? Başkan daha önemli değil mi? Devlet başkanı. O nerede? Bu ne lan? Üzeri kanlı bu süs bir anahtarla bağlayayım sanırım. Bak zincir kopmuş sanki biriyle boğuşma sırasında çekilip koparılmış gibi. Eğer kan tak oranırsa anahtar cinsine kırılmış olabilir. Viyola gidelim. Sen ne çirkin olmuşsun öyle ya.
Şişko seni. Patatese dönmüşsün. Büyük, büyük patatesler olur ya. Ona benziyor Medan. Sen konuş bakayım, geri zekalı. Hem uçağın takımına ve bir cinayet soruşturma yürütüyorsunuz. Söz konusu kişi kim peki? Takagura ama muhtemelen siz onu hakim Takagura olarak tanı. Vali Levson Takagura'dan övgüyle söz ederdi. Adalete olan bağlı geçilen rejiminin temel taşlarındandı. Öldürdüğünü derhal Levson'a haber vermeliyim. Acaba müşteri olmuş soruşturma yakından takip edeceğim. Biz seksikleriz. Adalet temelinin müdahalesi Takagura'nın cihazı çözmek için ihtiyacımız olan son şey. Aynen. Eğer bunlardan bir adım önde gideceksek bir sonra duran Sagor'un ev olmalı. Dip bakalım şuraya. Güzel yakaladın. Evet, sanırım Takagura ayakta oldu aşikar. Kilidini açacağız. Bıyık tarağını niye aldım? Senin bıyığını tarayacağım. Ve Takagura'nın bıyığı yoktu. Tarağı buraya bir başkası buraya düşünmüş olmalı. Karma izlemlerine kalacağız. Of, boğazım çok ağrıyor. Evet, içindekilerimi göz atacağız. Takagura'nın fotoğrafıymış. Resmeki Takagura'nın gençliği oldu açık. Yanında bir kadın arkadaşı var, fotoğrafta bir de mesaj yazılı. Satoshi 69 yazını hatırlıyor musun? İmzalan Yuri fotoğraftaki kadın olmalı. Takagura ile uzun süredir tanışıyorlarmış belki. En iyisi Yuri'yi hakimin öldüğünü haber verelim. Bu yıktıran parmizeli eşleşme mi yapacağız? Yıldızın var mı ki? Bir tane varmış. Oscar mı? Kalemdir bu ilk tarağındaki izler Oscar etmiş. Nereden tanıdık geliyor bu isim? Tabi haklısın. Ne herinde tarı karşımış. Evinde çalışan personel kötü de. Ha, bu manyak adam. Kadere göre şimdi Takagura'nın yan komşusu kurbanlarda nasıl bir şey varmış soralım. Şu an izleri yönetem de geleyim. Yıldızım yok. Terör ölümüyle dünya geçirmediğine mahrum kaldım. Mükemmel bir hakimdi. Ölümü büyük bir trajedi. Aslında ben hakim Takagura'nın çok başarılı bir amatör kemancı olmasına atıfta bulunmuştum. Tabu benim gibi. Her zaman gibi çok mütevazısın. Her nesini ne buldun peki?
Otobüs sonuçları hakim tarafından dövülüp öldürdüğünü doğruluyor. Yaralarını yakından inceledim. Keskin olmayan bir nesne aramanız gerektiğini söyleyebilirim. Cesedeki kül kanıtlarına rastladım. Tütün içtiğinde oluşan türden. Tagore'nin ciğerlerine inceleyince tertemiz olduğunu fark ettim. Belki hiç sigara içmemiş. Katil içiyor. Geleceğe duman olacak diyor. Meda'dan çok iğrenç görünüyorsun şu an var ya. Çok itici duruyor. Şişmiş balon. Öldürdüğünü önce çok üzüldüm. 6 ay önce Justin'in sokaklarımıza huzur getireceğine söz vermiş ama şimdi bir kamu görevlisi güpegündüz dövülerek öldürüldü. Liyasa söz verdiği şeyleri yaptığı şeyler hiç tutmuyor. Ama biz şu an için Takogura'nın katilini bulmaya zorlanmalıyız. Anahtarlık da yıkan geçirdiğini Takogura'ya ait. Öldüğün anahtarlığına takılı o halde üzerinde olduğunu doğruladı. Anahtarlık katilin olmalı. Acaba özel anahtar yalnızca yeni gece gazetesi okurlarına hediye olarak veriliyor. Anahtar almak için 10 kupon biriktirmem gerek. Reis sabah söz günü kaldığını bari hemen herkes gazeteyi okuyor ama gazetesi okuyan çok az kişiden biri olmalı. Yeni okuyan şey vereceğiz. Şunlarla konuşalım da. Ay boğazım çok kötü. Yönüyorum. Tagore ilişkiniz hakkında soru soracak yakınız galiba değil mi? Benim en iyi arkadaşım benim çocukluğumuzdan beri. Yakınız galiba dediniz yani bu siz. Maalesef öldürüldü. Öldüm bu yaşta bana böyle bir haber veriyor utanmıyor musunuz? Saçmalama ya. Bu şokun beni öldürebileceğini bilmiyor musunuz? Bayılacağım galiba. Biraz yine toparlanırken sizden daha sonra tekrar konuşmak isteyebiliriz. Salak karı. Sanki akrabası da. Ay. Nehirden sonrasını tekrar buraya tekrar görmeyi ummuyordum. Eğer buraya eski kabahatlerim için gelse sinemlerim hepsi geride kaldı. Yan komşum olan hakimle bile iyi anlaşıyorum. İyi anlaşıyordunuz öyle mi? Hakim bana hakimin hemen bitişini taşımak büyük bir şans oldu doğrusu. Bu zorlu zamanlarda yargıda dostlarının olması iyidir. Ama size pek faydası olmayacak. Bugün evinden birkaç metre ötede öldürdü. Umarım bu olay civardaki ev fiyatlarını olumsuz etkiler. Salak mısın ya? Müsaadenizi rica edeceğim üzerinde adam yazılı bir ara sığır turtası yenilmek için beni bekliyor mu? Sığır turtası dediğine göre bu bir ipucu olabilir. Justin'a adına sıkı yöntem ilan etmesi sonra 6 ay yeterince zor geçmemiş gibi. Öldürüldü. Nişanımız kritik günü daha dün gibi hatırlamam genç. Artık güzel birbirimizin doğduğunu göremeyecek. Nerede dikkatim toplanıyor. Biri suç işledi ve hesap vermesi tanım bizim göremiz. Tagore yani komşumuzun şaşırıp söyledi. Bir aralarında dostane bir işi varmış. Aynen bu evde tanıştık. Ölümün haber vereceğini söy. Ne oldu lan? Size konuşmak istiyor mu? Justin yönetimi altında son 6 ay hepimiz için çok zor geçti. Sıvı yönetim ilan edildi. Basın özgürlüğü kaldırıldı. Takakuru öldürüldü. Onu kim böyle acımasızca öldürmüş olacağını düşünemiyor. Benle konuşacaktı bu. En son tabii ben grip olmadan önce. Biz geleceğinizden haberimiz yoktu. Müfettiş az önce hakim Takakuru'nun öldüğünü haber verdi. Gözaltına aldığınız şüpheli var mı? Henüz yok vali. Öyleyse niçin burada dikiliyorsun? Suçlu geçimden daha teslim edilmeli. Ve olağanüstü koşullar nedeniyle katilin duruşmasına bizzat ben gireceğim. Gün bitmeden mahkemeye getirmenizi bekliyorum şimdi işinizin başına. Manyak adam. Vali oldan beri Levs'in ilk görüşümüz bu. Genelde doğrudan şevle muhatap olurdu. Şu an istediğimiz en son şey onun dikkatini çekmek. Dikkatimiz aslında izin veremeyiz. Gidip bakalım şuraya ya. Rejim değiştiğinden beri burası tüyleri ürperici bir yer almış. Bu
bulgularına hızlıca bakıp bir önce çıkalım buradan diyor. Leyva dava görüyor. Davaya bakan hakim Tagakure yazıyor. Tagakure ile birlikte çalışan katibin adı silinmiş, ortaya çıkarabilir misin? Bileşeyim şunu. Ay çok hastayım. Birkaç gündür video çekemiyorum millet. Geberiydim be. Geberiydim yani. Çok kötü grip oldum. Boğazım böyle taş gibi olmuştu. Şimdi biraz indi de. Tam iyileşmedim. Boğazım iyiydi. Öksürüğüm ve burnum akıyor. Ay. Sesim gitti. Grip oldum mu daha kötü oldum. Şimdi nefret ediyorum gripten. Samuels mi? Tagore'ye çalışan kağıdımda da F. Samuel çıktı. Evet, hakim Tagore'ye çalışması hakkında soru soralım. Sen ne kadar çirkin oldun öyle ya. Medal'ın ne kadar çirkin olmuş. Ne zaman doğru acaba? Karadağ geçen vakada evlendi. Ondan önce uşak yapmıştı. Evlenmeden uşak yaptı. Aferin. Bravo. Gerizekalı. Bu ne lan? Japonca mı? Korece mi? Ne bu? Ne güzel bir nakış örneği. Nesi güzel lan? Üzerinde Japonca mesaj var. Tagakure'ninmiş. Aynen. Ay geberiyorum. Evye yollayacağız. Sesim gidiyor. Çok kötüyüm. Şu karıyla konuşalım. Konuş bakayım karı. Hakim Tagakure hakkında birkaç soru sormak için öldürülen haberiniz vardı herhalde. Onu da bugün işte gördüğümü düşünce bir tuhaf oluyorum ve yarın haberi yeni gerçeğin ilk sayfasına verilecek. Aranızda ilişkine biraz bahseder misiniz? Biraz alışılmadık bir bilgi ama çok bilgilenemeyeceğim bir hukuk dehasına sahiptim. Sigara molasına çıktığımda bana eski davalarla ilgili harika hikayeleri anlatırdı. Ama artık başka bir hakim çalışmak zorundayım. Tagakure'nin yarısı kadar böyle hukuki yetkinliğe sahip olacağından emin değilim. Şüpheliyim pardon. Emin değil, şüpheli aynı şey. Gözüm bir an farklı gördü lan. Grip gözlerime vurdu herhalde. Tövbe yarabbim. Şunu oynatalım. Ayşe Erdoğan yönde o şiirin Japonca nakış hakkında bize ne söyleyeceksin? Tagakure'nin miymiş? Aslında görünce kadar şirin değilmiş. Medi Tagore'ye verildi doğru ama bir hediye olduğu şüphe götürür. Tercümesi şöyle. Seni yeterince bekledim. Satoshi'yi daha fazla bekleyemeyeceğim. Haugara değil miydi? Yuri'den de bir kadın tarafından imzalanmış. Tagakure'nin az önce tanıştığımız arkadaşı yani. Tagakure'ye niçin istemetmiş olabilir ki? Bunun önümde tek yolu var. Gayet uçacağız. Az önce tanışmışsak ne çabuk analiz yaptı bu kara bununla. Daha önce sorguladığımız deseydi daha mantıklı olurdu. Konuş bakayım. Tagakure'ye verinizi bunu akış açıklayabilir misiniz? Neyi bekliyordunuz? Satoshi'nin bana önümü teklif etmesini elbette. O aptal elinde yüzükle gelecek diye 40 yıl bekledim. İlanları nereden çıkardınız? Kongre'deki bütün ekleri benimle nişan almak için sıraya girerler. Satoshi de onlardan biriydi. Ona gönlümü kaptırdım ve bekledim önümü teklif etmesi an meselesi dedim. Ama bütün hayatım onu hiç olmayacak bir şey için heba etmeme sebep oldu. Bu yaşa bir adamı nasıl nikah masası tutturacağım şimdi yeni gerçeğe ilan verirsem anca olur. Yeni gerçeğe veriyorlar mı böyle saçma ilan? Evli olduğum için duygusal yaklaşıyorum ama tuhaflıklarına rağmen üzülmeden de sevmiyorlar. Ne alaka ya ne üzüldür? Şurada olsun Charlie beni birbirimize bulduk yakında 3 kişi olacağız. Hıyyy. Konuya geri dönelim. Şu ana kadar Tagakure'ye gariz olduğunu hissedilen tek kişi o garı. Gidelim şuraya. Aynen kanla kaplı. Tagore'nin takdığı mevzu cesedi bulunduğumuz akrabatı boyunda değildi. Elimde durduğu sokağa çok yakın katil düşünmüş olmalı diyor. Viola'ya göndereceğiz.
Keman çalmayı sevdiğini söylemiş. Aynen, kırılmış. Örnek alacağız. İçine bakacağız şunun. Şansımız yaver giderse sesim gitti. Mikroskopta inceleyeceğiz ya. Ay sesim. Ay. Biralı sığır turta sağ moruk yiyordu da. Aynen. Oscar'la konuşurken kendisini bekleyen biralı sığır turtası onu söyleyip konuşmayı yerde kesmiştim. Takakura'nın kemanına adam kırmış sığır Oscar'ı buraya kadarmış mı konuşalım. O moruktan ben bekliyorum zaten böyle bir şey. Sevmiyorum onu ya. Evet, not varmış. Takakura borcunu öde yoksa fena olur yazıyor. Chester'ına bir tane imzalamış. Chester Takakura'nın kendisine ne kadar borcu olduğunu soralım. Ne borcu olduğunu. Moruk sen de bahçeli mahçeli uğraşacağına verseydin adama parasını. Artık para borcu mu ne, neyi varsa. Herifin tipine bak. Takakura'nın evinde bulunduğumuz tek notu açıklayabilir misiniz? Size ne borcu vardı? Çalışacak bir şey değil. Memurum Takakura her gün getirdiğim sütün parasını vermediydi de. Yazı biraz ağır olmuş herhalde. Adam parayı geç ödüyordu. Paramı alamazsam nasıl cigara kasti alırım ama ben. Ne yazık ki paranızı alamayacaksınız. Öldürüldü. Yapma ya. Beni bıraksa yemin ederim. Sana var demedik ki. Ne salak bir adam. Şu malla konuşalım. Ay. Konuş gerizekalı. Takura'nın kemanı kırdığınızı böyle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eğer özür bekliyorsanız daha çok beklersiniz. Ben bu ev güzelim güney cepheli bahçenin tadını çıkarmak için aldım. Avluda promu tütürürken yan bahçeden gelen gıcırtıları duyunca nasıl bir ayaklığına uğradığımı siz düşünün. Çitin üzerine bakınca elinde kaos kemanı hakim gördüm. Yanına gidip durmasını rica ettim ama kesinlikle dedi güzel sanların hiç anlamıyormuşum. Ama ben sessiz dinlemekten keyif alıyorum. Kemanı alıp kırdım. Takura'nın kemanı kırmaktan daha fazla yanınızı ortaya çıkarsak sessizin keyfini hapishanenize çıkarırsınız. Analiz yöntemini giydiğim. Kravatla ilgili ne bulabildin? Kanının Takura'ya ait olduğunu doğrulayabilirim. Kumaşa kırışıklara bakılırsa katil Takakura'yı kravattan tutmuş olmalı. Sonra da düşerken kravatı çıkmış ve katilin elinde kalmış. Kravatı tutması aslında kendi düşüşünü getirmiş. Kravatı yüksek miktarda afyon türevine rastladım. Uykuya dalmaya yardımcı çözeltilerde kullanılan türde kravatı tutulsa da katilinde bu maddeden varmış. Tamam, uyku ilacı kullanıyormuş. Ay sesim gitti. Şimdi sen şişmadan anladın o boğazındaki ne ya? Köpek tasması gibi. Acımasız Joder'in kim olduğunu bulmaya hala yaklaşamadık. Keman çalar huzuru ve sessizliği bozduğu için ona kızmış. Yıllarca Takura'nın tekrar etmesini beklenen sorunu yüzünden. Şansını sosyal kaçırdığına inanıyor.
Aynen, adaletime gidemiz izlemez gibi. Ensemize buza pişiriyor. Acımasız adalet dağıtmaya çalışan yeni rejim altına üst düzey bir hakim öldürmesine soruşturmaya atacağım tek bir yanlış adım bize çok pahalıya mal olur. Ramirez, rahatsız edilmiş, özür dilerim. Adliyede şamata koptuğuna dair haber mi aldın? Ramirez gel, dur. Tamam dur. Şamata mı koptu? Oraya gidelim. Satoshi'nin her şey benim hakkımla, ver o tokmağı bana. O adliyenin malı alıp götüremezsiniz. Sen terbiyesiz çocuk, ben adamı ömrüm verdim. Onun olan her şey benim hakkım. Kanun bunun nezdinde hiçbir hükmü yok. Ne oluyor la? Onu bu yaşlı kaçan sorun. İçeri dalıp hakimin eşyalarını almaya başladım. Hakim beşer miymiş lan Tanrı Kur'an? Madem ayda bana söylediğini, beni buradan sonra ne alabiliyorsam alacağım. O adam dayanacak biri olduğu hakim rakına giderdi. Dayanamadığını mı söylüyorsunuz? Evine uğradığından sonra sizinle biraz konuşayım. Bakalım şunu. Hani iyi de taka kuralan. Daha önce hakime övgüye söz etmiştim ama şimdi kimsenin ona katlanamadığını söylüyorsunuz. Daha önce tam bir dürüst konuşmamıştım. Tak oraya çalışmak kabus gibiydi. Niye öyle söylüyorsunuz? Konuş lan. Bu yüzden ihtiyarın teki, çünkü sürekli bir şeylerden şikayet edip mızmızlanırdı. Ben de sevmiydim onu. Yaptığım hiçbir şey onu memnun etmeye yetmezdi. Ben işimi gururla yapıyorum ama o buna imkan tanımıyordu. Sebep olduğu strese başarılmak için uyku ilacı almaya bile başlamıştım. Umarım başvurduğunuz tek seçenek bu olmuştur. Hazır buraya kadar gelmiş haliyle bir yüzü atalım. Bakalım şuraya. Aynen. Daha önce takırına böyle bir kol bandı taktığını görmemiş. Üzerinde Sema denen şifresini çözerse ne olduğunu bulabiliriz. Hep ben yaparım zaten. Fakülte karanlık bir döneme geçiyor ama durumu düzeltmek için elimizden geleni yapmalı ve hakim sorup kim olduğunu bularak başlamalıyız. Evi yolluyoruz. Açığa çıkaracağız kesin. Yeni geçen bir komiser ama servis kısmı esinlemiş. Ortaya çıkaracağız. Bu sütçü değil mi la? Dikkat, suçu tahliye oldu. Sütünüzü getirin, adamı tanıyor musunuz yazıyor. Resimdeki Chester Tagore'un sütçüsü. Makale göre şiddet içeren bir soyun yüzünden 10 yıl hapishaneden sonra tahliye edilmiş.
Bunu hapse gönderen ise Takakura'nın kendisiymiş. Takakura'yla olan geçmişine bahsetmemek için işine geldi tabii ama... Ama acaba hala garezde var mı? Gidiyorum kendisine soralım. Soygun yapıp tekrar fakir hayatına dönmek. Süt satmak. Kötü. Daha önce konuştuğumuzda siz parmakları ardından gönderen Takakura olmayan bahsetmemişsiniz. Ona büyük garezeniz olmalı. Döneceğinizi tahmin etmeliydim. Eğer geçmişin gıcır gıcır değilse bu zamanda yaşamak zor. Artık değişim eskisi gibi değilim ama buna kimse inanmıyor ki. Serbest kalırken ama suratımda birinci sayfa basmışız. Suçların kaderi bu. Geçmişimizi saklayamayız. Fazlalarımı nasıl ödeyeceğim diye düşünmekten uygulayıcı almadan gözümü bile kırpamadım. Uygulayacını nasıl aldın paran yoksa? Süt dağıtma da olsa iş bulduğumu bile şükrediyorum. Sizi hapse gönderen hakime süt getirmenizin bir tesadüf olduğuna inanmamızı mı bekliyorsunuz? İsteyen insan inanmayın, doğrusu bu. Sadece işini yapıyordu. Onu hiç suçlamıyorum. Öldürmeniz konusunda doğru söylüyorsunuzdur umarız. Yoksa özgür bir adamlar geçeceğiniz günlerin sayısı pek az olacak. Analiz yöntemine geleyim. Takura'nın kol bandı şişici bir şey ortaya çıkardı. Bizi merakta bırakmalı. Adalet Emir sorguladıkları insanlar buna benzer bir kol bantları veriyor mu? Ben de rakamlar Adalet Emir kalmaya çıkartlarını da aradım. Bu adam tarafından sorguya mı alınmış? Müfettiş Takura'nın adalet sisteminin temel taşlarının olduğunu söylemiş. Öyleyse onu niye sorguya almış? Bunca öğrenecek tek kişi var, müfettişle konuşalım. Lanson mu istedi acaba sorguya almasını? Sonuçta adam Nevsin'in köpeği. Olabilir. Takura'nın katil bulduğunuzu bildirmeye geldiğini sanırım değil mi? Pek sayılmaz ama bize tüm geçen zamanınızı öğrendik. Takura'nın Vali Nevsin rejimin temel taşları olduğunu söylemiştiniz ama onu sorguya almışsınız. Bunlardan öğrenen size her şeyi söylememin bir nedeni var. Saygı duyulan bir hakimin Nevsin'e karşı komple kurmakla suçlanan herkesin bilmesine müsaade edecek değilim. Saçmalama, bu adam komple mi kurmuş? Rejim aleyhine mi çalışıyormuş? Bundan neredeyse emindim. Ama onu konuşturamadım, onu sadece küçük bir hücreye kilitledim. Kapısına sigara üstüne sigara içip bekledim. Yeni geçti ailesine aile olarak ifşa etmekle bile tehdit ettim onu. Adam bekar değil miydi? Ailesi diyor. Ama tek kelime bile etmedi, ben de gitmesine izin vermeye mecbur kaldım. Oca sabah da gözüm bile kırpmadan uykuyla bile işe yaramadı. Bir suçla itham edemedin. Siz de bunu yerine onu öldürdünüz öyle mi? Gülünç olmanın hapse sürmesini istedim, ölmesini değil. Salak adam. Justin cehennemi çözmem için ensemize poza pişiriyor. Gene aynı şeyi söylüyorsun. Datimin'in başta Levsan'a karşı gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Takakura'nın. Kendisi hapse gönderilmesi içerlemediğini söylüyor. Ancak bu yeni rejim eski bir mahkumda yaşamak o kadar zorken buna inanabilir miyiz? Gidelim şuraya. Çöpten yüzüne bakmak istiyorsan her şeyi demeyeceğim. Allah'ım ya, bir de bunun tribüleriyle uğraşırız. Aldım şu şey ne peki? Elinin körü, iç de geber. Gezeri rahat uyum için uygulayacağını biliyoruz. Suçmanı düşünmüş olmalı bunu. Madem ne kalacağız? Katiline giderek yaklaşımımızı hissediyorum. Çözelim şu bakayım. Bir olaya göndereceğiz.
Aynen kanka, cinayet silahı olabilir mi? Bırakalım senden oluşan bunu bir olaya göndereceğiz. Ben de zilini atayım. Katil Ruby ilacına aldığım maddeden çok yerinde bir hayat dersi çıkardım. Demir Yumruğu'yla yönettiği bu karanlık dönemde bile kimsenin partimi söndürmesine izin vermemeliyiz. Laboratuvarından çıkaracak olacak iyimser ancak sadece bir sonuç açıkla. Gümüş sülfatı gidermek için kullanılan 1 birim sodyum karbonat ve 3 birim beyaz sirke karışımı mı? Kadın gümüş bir aksesuar partime için kullanılan bir karışım. Aksesuar takıyormuş. Çok sıkıcı vaka. En başından baştan bazı kakanın tak oraya ait olduğunu doğrulayabilirim. Yine silah bu. Ben de öyle dedim zaten, geri zekalı. Daha sabah Alan Toyin aldıkça masa bir şeyin içeren bir glisenin çözeltisinin kanıtlarını buldum. Yatıştırıcı bir tarçın önleyeceği özellikleri nedeniyle analojik bakımında özellikle çilde kullanılıyormuş. Çilli katil arıyoruz. Medal'ın da çilli. 6 ay boyunca olan onca şeyden sonra nihayet düzeltebileceğimiz bir şey var. Hakimin katil tutulalım. Medal'ın tipi ne kadar iğrenç çizmişler ya. Üf, şişman köpek. Sarı köpek ve şişman köpek. Çilli kaç kişi var? Şu var. 3 kişi mi? Şu oğlan var ama bunun gümüşü yok. 41 yaşında mı lan o adam? Şunun üstündeki gümüş mü? Bu kadın mı? Şu mu lan? Ha bu mu acaba, yanlış yıldızım gitmesin. Sigara içiyormuş. Bu geri zekalı niye yapmış lan? İyi yapmış aslında. Tagora'yı sevmezdim ben. Tagora cinayetini tutuklusunu zor bir patronu biliyoruz ama bunun için onu öldürmez mi gerekiyordu? Yanlış anlamışsınız hakim ve ben farklı düşünen insanlardım. Ama onu ben öldürmedim. Yeni geçeden kupona kadar anahtarınızı cesedin yanında bulduk. Bu çok saçma, Kokore'de çoğu insan yeni gerçeği okuyor, ondan başka gazete yok ki. Adama vurarak ölüme sese buldunuz, bari özel çiğ kremimizi kanıtlar bırakan sadece sizsiniz ama. Bunlar hepsi uydurma, bir acımasız bir şey yapabileceğimi düşünüyor musunuz? Evet. Kanıtımız da var. Tagore'un cinsinden çıkarıp bahçesine fırlattığınız kravatta bulduk. Bahçesine düşmüş kaçacak en yakın çitin üzerine atmıştım sadece. Ağza laf verdim mal. Ben öldürdüm. Bir anda da birbirine hiçbir pişmanlık duymadım. Bu tecrübelerin zorlayısına saygı etmeye cüret etti çünkü. Kafa yemiş. Sırf Leos'un sevdiği için mi öldürdünüz? Leos'un benim durum hayatına korku değil. Hepimiz için daha bir yere dönüşürmeye adamış güçlü ve ilkeli bir adam. Daha önce bir konuşmasına katılmış, o kadar yakışık, o kadar haklıydı ki ona, o an ona geçen aşık olduğumu anladım. Ama sonra Tagore'a Leos'un arkasına kadar etme cüretini gösterim. Acaba nedir bilmem canavar olduğunu söyledi. Hemen daha timine rapor ettim ama ona da onu serbest bırakacağım mesela kendime atmam gerektiğini anladım. İşten dönerken yolda pusu vurup bekledim ve ona saldırdım. Herkes kalanlar salak karı ya. Söylediği için ölmeyi hak ediyordu. Leos'un tırnağı bile edemezdi. Yaptığım şey için atıcını biliyorum. Salak ya. Leskin kendisi açılama şansınız olacak, tutulsunuz. Mahkeme huzuruna. Zaten nihayet tanışıma inanamıyorum. Ve konuşulmadı, sadece sözümü kesmeyin. Öldürmek istiyorsanız savunmanız edilir. Sizin için yaptığım şansınızın dürüstlüğünü hak ettim ve bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Bu anca elimizin bana bir hediye olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Ne tür bir sapkın bir aşkın dayışı zihninizi ele geçirirse dinlemek bile istemiyorum. Rejim aleyhinde komple kurduysa adalet sistemi bunun gereğini yapardı. Ama siz benim namıma saygın bir hakime suikast düzenlediniz. Boğazca'da suç karşılığında normal bir hapis cezasından fazla hak ediyorsunuz. Bunun yerine mahkeme sizi yarın öğlen kasaba meydanı başınız kesilerek ölüme mahkum ediyor. Oooo! Kesilerek mi? Bu ceza yarım asırda kongrede uygulanmıyordu. Aynen, ölüm cezası verdi. Son 6 aydır rejimin aşırı uygulama olduğunu biliyoruz fakat istediği insanın başına vurdurmak mı? Ölüm cezasını 50 yıl önce kaldırmıştı. Haklısınız, şu arada emine uymaya ve
Çalıştık. Tanrı'nın önünde mesajını çok üzücü bir suç. Hepsi senin hat yemen. Leif sana sürekli alkışladı. Onun totosunu kaldırdın, şimdi şey yapıyorsun. Cennet'e gibi birini öldürme mahkum etmek mi? Ölüm cezasını uygulamasını engellemeliyiz. Son yargı 1. Burada suçlu varsa sensin Arthur. Sürekli Lewson Bey, Lewson Bey, alkışlamalar, bilmem neler. Sen yaptın bu herifi böyle. 6 ay yönetimi hepimiz zorladı ama en son geçme beni derinden sarstı. Ölüm cezası belgenin ileri saklarına geçiyordu ki idam cezası Concordia 50 yıl önce yasaklandı. Şu ana kadar önceliğim Concordia hakkını korumak amacıyla uçan takım faaliyetlerine devam etmesine müsaade etmesini sağlamak olmuştu. Lewis'in tarafı tutarak bunu başaramayacağımızı aşağıya ve sevdiği insanın başını uçurmasına izin veremeyiz. Engelimiz ama bunun için ihtiyacımız olacak. Nereden başlayacağımız dair ufak fikrimiz yok. Diego Dolan başta durmadan kurtulmak olsun uzman. Onunla mı konuşacağız? Katene'yle konuşacağız. Onunla da konuşacağız, tamam. Tamam kes. Lewis'in tipine bak. Ağır bir yakışıklıymış ha. Fotoğrafta yakışıklı çıkmış. Psikopat. Diego kan kim? Tagore'un katilin başı kesin. Ölüm cezası verdim. Duymuşsundur. Bakın bunu yapmasını engellememiz gerek. Kez olan bir şey var. Lewis'in fikrini değişecek kişilikte biri diye. Bu yüzden müzakere seçeneği hemen eleyebilirsin mi? Başkasının cezasını uygulamasını engellemek istiyorsak bunu yapmanın tek bir yolu var. Tagore'un katilini hapisten kaçırmamız lazım. Ama bizim işimiz insanı hapis atmak, hapisten kaçırmak değil. Hapiste bırakırsak idam geri edilecek kesin. Başka seçeneğimiz yok. Kaçırdıktan sonra serbest kalmasına müsaade edilmeyiz. Sonrasında onunla yapacağımız karar açmamız gerek. Ama eğer planın başarılmamız istiyorsak hapishanenin yerleşim üzerine avucumuzun içi gibi bilmemiz gerek. Harita gibi bir şey bulacağınıza eminim. Sen orada yaşayayım. Aaa kankim. Bana eşlik edecek. Katerina kankim benim. Ona da konuşacağım. Seviyorum bu kızı. Sözlerimi uzun uzun düşünüp tartım bile sana aynı plana müsaade etmeyeceğinizi etmeyeceğinizi bildiğim için bunu bilmeye hak ettiğinizi kanaat getirdim. Devirmek için çalışan direniş hareketine üyeyim. Devirmeye çalışan direniş hareketinin olduğu doğruymuş demek bize neden daha önce söylemediniz. Evi bile ama sırrımızı açık saklaması için onu yemin ettirdim size söylemeyi hiç onu suçlamayın lütfen. Daha da önce Takakura da direnişteydi. Aha o daymış. Şüpheleri doğruymuş Takakura Levson'a aleyhine çalışıyormuş. Öyle bir yanlış ellere geçmiş halinde onlarca insan hayatını tekrar atabilecek bilgileri içeren bir telgraf makinesi öldüğü sırada Haşim'in evindeydi. Telgraf makinesi Tagore'un evinde alabilirsiniz direniş hareketi masraflarınızı mamuriyete karşılar. Para için değil Tagore'un evine tekrar gidelim bakalım şuralara. Başka birisi söz konusu olsaydı kabak yiyen altına terk vermek için ne iş olur derdim ama. Aynen saklamış olacağını tahmin edebiliyorum. Arayacağız onları. Hapishane planı önce orada da bırakmış onları bak biraz fazla iyimserdi. İçini açacağız şunu. Ay. Ölürem. Takı burada gitmiş nereye sokmuş. Kabağın altına sokmuş geri zekalı. Mal adam. Aynı onun kafası gibi bak. Yuvarlak. Ne güzel kapakları varmış lan. Yiyemeden geberdi. Dur bakayım ne çıkacak. Bu ne lan telgraf mı bu? Kadının basit makine olduğunu da anlamak için makineyi. Sevgilini görme şansına hayır mı diyemeyecek misin?
Ne? Salak seni. Charlie'ye gönderelim. Gribliğim bak tam seslerle yapamıyor. Öldürürüm seni. Sarı köpek ve şişko köpek. Kırmızı köpek. Tencere kaba konmuşlar. Sizlerin de yanmayacağını biliyordum. İhtiyacımız olan şey uzun zamandır bu kadar eğlenmediğim, itiraf etmediğim her gün hapishaneden mahkum kaçırmıyorum sonuçta. Bunun ciddi bir şey olduğunu fark ederim. Hapishaneden falan birkaç saat değilim. Ben de kalsa kaçma için bir plan hazırlarım. Ailenizden öter mi geleyim? Övme gibi olmasa da olsa birlikte hapisten kaçırmanız için kuzulu bir plan hazırladım. Şöyle ki saat başlarında 5 dakika sonra hapishane içerisindeki ailelerin valide değişmesini bekleyeceksiniz. Ardından bir an arasındaki yangın merdivenlerini tırmanacak ve havalanmadan içeri gireceksiniz. Sonra da A koridoruna inip sola döneceksiniz. Kendinizi doğruca onun hücresinde bulacaksınız. Yalnız önce işte bir onayını almamız lazım, planını anlatalım. O bir şey diyemez çünkü hep onun halt yemeleri. Ay geldik şu sarı köpeğe. Gribli gribli çekinmey. Karıcığım nasılsın? Bebek sürekli tekmeliyor ama bütün gün bütün balanların yüzüne 2 dakika bile oturamadım. Kedinin bahsettiği makine miymiş, senin şirketine mi ait? Hakim tavır geçmiş ama makineyi kedilerle iletişim kurmak için kesinlikle kullanmış. İkisini de bizim haberimiz olmadan deneyiş olduğunu inanmıyorum. Bacımız derde girmesi istemediler herhalde. Ne de olsa Lesson rejiminin haliyle çalışmak çok tehlikeli bir iş. Yakalanmamış olmaları da mucize. O kadar tehlike açık bir teknoloji kullanıyorlar ki üstelik başka bir alternatif varken. Ne değilse la. Güvenli telefonu hattı. Kongrede telefon şirketinin sahibi olarak dinleyici için özel bir telefon attı. Kurallarına kimse haber olmaz. Telefon makinesini kediden götürdükten sonra götürürken sana şirketi bu önerimi sunmak isterim. Bir şey diyeceğim. Bu karının izinli olması gerekmiyor mu? Normalde hamilelere izin verirler. Bu salak niye çalışıyor? Enayi midir o? Dinleyici telegram ikisinin rejimine geçirmeden önce bulduğunuzu söyleyin. Benim gecede daha güvenli ilişki kurma zannedici olarak bir teklifim var. tam özel bir hattı kurabilirim diyor. Dinleyici ifadelerini artık kağıt üzerinden takip edeceğini söylüyorsun bu harika haber. Size borcum nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama minnetimi ifade etmenin bir yolunu bulacağım. Buna kabul edin diyor. Ne yapayım lan onu ben? Ay çok kötüyüm. Köpek Arthur. Konuş da salak. Katil hapisine kaçırmak için bir plan yaptık şöyle. Detayları bana atmayın. Nefsim bana bir şey sorarsa inkarımı yanıcı olmasını istiyorum. Zaten bir şey kontrol altında olduğuna güveniyorum. Sadece tek bir sorun var. Kaçtan sonra ona ne olacak? Bunu hiç düşünmemiştim. Gerizekalı. Ben düşünüm cezasını çekmesi için gerektiği kesin ancak bunu kokardan uzak tutarsak resmen kurtulamaz. Avustralya'daki Redfield sürgünü koronavirüsüne gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada hapiste yatıp ağır işten çalışma cezası çeker. Kaçtan sonra onu doğru limana götürmeniz gerekecek diyor. Hayatlarımız riske girer diyor. Garden informası bulmak adliye gidelim diyor.
Bu bir üniforma ama bayanların tutulduğu hapishaneye girmeyi sadece kullanan üniforma olduğunu nereden anlayacağız? Logo yaşımızda şey yapacağız. Veri tabanla şey yapacağız. Şimdi güvenlik kamerası yok mu diyeceğim de 19. yüzyılda ne arar güvenlik kamerası değil mi? Daha telefonu bilmiş herhalizler. Duyunca şov oldular. Şimdi Levson bunu öğrenince bizi gebertmesin. Hangi anahtar lan, şu mu? Buymuş. Gardiyan üniformasıymış. Mahkum odam senin üniforması bu. Bulduğumuza göre diğerini planımızı anlatalım. Biraz sonra toplanırız. Kedden yardım için teşekkür ederim. Özür dilerim. Dilin şakına sana bir veremedim ama umarım bana kızgın değilsindir. Başını kesip vermek için kızı hapisten kaçırmak için öyle meşguldu ki. Diego ile birlikte çok cesur bir plan hazırlamışsınız. Hapishanenin planı ve giyeceğini falan bulmuşsunuz. Umarım işe yarar çünkü Levson adamlar sizi yakalarsa bu uçağımız sonu olur. Planla emin olmalısın. Olmasa ama şeyden buna asla izin vermezdim. Kendime şeyimi isterdim ama Rose çok ısrar etti. Aaa! Rose ne güzel olmuş. Ama seni tanımazlar mı? Senin üzerine düşeni yaptın. Şimdi sıra bende. Bu garnet üniforma bana biraz dar geldi doğrusu. Ay gibi duruyorsun. Sana verdiğim maymuncuk sesini unutma. Vizesini açmak için ihtiyacın olacak bu şans. Bu kadar konuşma yeter. Gidiyoruz. Aaa, koridorundayız. Diagonal plana göre buradan sola döneceğiz. Oradan da bir geri çabuk havalandırmaya. Uzatladık ama başardık. Diego'nun maymuncu mahkumun düşüncesinin kapısını açar. Kapıyı mı açacağım? Aa, garı kaçıracağız. Garı kaç. hücrenin içinde. Beni ifaz için götürmeye mi geldiniz? Tam olarak diyeceğiz. Ağzınızı başka bir şekilde çekmeniz için sizi buradan kaçırmaya geldik. Vali ölmem gerektiğini söyledi. Bakın yarım yüzyıl önce bir ölüm cezası kaldığından beri konkrete başka kişiye koyduran iyi insan mı olmak istiyorsunuz? İstemiyorum. O zaman bu kadar konuşma yeter, biri bizi fark etmeden gitmemiz gerek. Hayatını buluyoruz gerizekalı. Beni fazla kurtarmak için adına hayatınızı riske attığınız için size önemi yatarım ki. Bunu sizin için yapmadı Levson bir anda öfkeli insanların başı kesmeye karar veremeyeceği için yaptı. Hepimize kalan gemiye binin, umarız Avustralya'daki sürgün kolonist dürüst bir vatandaş olmanızı sağlar. Oradakiler buraya haber vermesin. Zalime karşı koyma konusunda bütün bugün gösterdiğiniz cesaret için sizi tebrik ederim. Katkılarını unutmayın. Hapisten kaçırma planını da o yaptı. Levson bu sevgilerden çok ileri gitti ve biz... Aha! Sizinle Arthur'la konuşmak istiyorum hem de derhal. Aha! Yiyecek bizi. Psikopat manyak. Böyle karakterler hoşuma gidiyor ya. Kızsam da hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, komiğime gidiyor. Bana nasıl karşı gidersiniz, ne yaptığınızı biliyorum. Sakura'nın katilini hapisten kaçırmışsınız. Ben biz. Yalanınızı kendinize saklayıp uçaklarımı hemen kapatmıyorsam geçmiş adalet için yaptığınız çalışmaların hatırına. Ama bir daha gün gördüğüm bir şey daha adalet tesis etmeme mani olursanız sakın bu dağıtıp hepinizi hücreye çıkarım, hiç şüpheniz olmasın. Şimdi gerçeğin bir de olduğunu öğrenmeniz yeter. Bu yüzden uçan takımın aracılıklarını iptal mi ediyorum? O sucu Diego'yu İslam hükmünün hakkınız gibi mesela bu planlarınızda kesin o vardır. Sergiz etmek istemem efendim ama Diego'nun suç geçmeyi geride kaldı. Derhal konu ve onunla bütün işinizi kesin. Yoksa uçan takımı hemen şu an feshederim. Diego'yu kov diyor. Bu olana inanmıyorum. Eğer Diego'yu koymasak vali uçan takımı kapatacak. Ya Diego'yu bırakmam. Diego'nun bizim için yaptığı onca şeyden farkındayım ama. Fethedemem seni sevmemiz. Hepsi senin halt yemen. Ya hayır. Kankam o benim. Çok iyi anlıyorum. Diyasın çocukları hepimiz duyduk. Diyasın bize böyle emirle yardımasına izin vermeniz bu hiç adil değil. Uçan takım hiçbir şekilde tehlike atmak istemiyorum. Geçmişim yüzünden Diyasın peşime düşmesi an meselesiydi zaten. Şimdi ne yapacaksın? Sana ne? Ne yapacağım bilmiyorum ama benim için endişelenmeyeyim, bir şeyler bulurum. Levson benimle bütün ilişkilerinizi kesmenizi söyledi. Göz üzerinde olacaktır. Kendiniz için beni aramaya gelmeyin. Ya ananı ya. İyi olduğunu nereden bileceğiz? Ben başım çaresine bakarım ama siz birbirinize iyi bakın. Üff. Kan kim gitti? Adaletin aşığında acımasız olduğunu bildik ama
Biz bile onu hafife almışız. İnsanlar halka açık başına vurdurma hükmü verdi. Sonra bütün taleplerini yerine getirmezsek uçandan feshetme tehdidini savurdu. Şu an için bizden üstüne duran bu durumu lehine çevirmeye başlamanın vakti geldi. Uf. Nasıl bakaydı millet? Anket oy vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.